güzel işler yapıyor. Hem oyunu tutma anlamında hem de ofansif yönde büyük katkıları var. Geçen maç özelinde baktığımızda Berat Siyopis orta sahasının aslında Trabzonspor özelinde ne kadar üretkensizlikten uzak olduğunu gördük. Özellikle orada Berat'ın yani hem doğru pozisyon almada hem oyunu yönlendirmede hem o pas bağlantılarını sağlamada büyük eksiklikler yaptı ve Dorukhan değişikliği çıkınca ikinci yarıda Berat oyundan çıkıp Dorukhan girince inanılmaz bir hale büründü Trabzonspor. İşte bir oyuncunun oyunu ne kadar değiştirebildiği Dorukhan özelinde görebiliriz ki hani Beşiktaş'ta istenmeyen bir adamken şu anda Trabzonspor'un vazgeçilmez bir oyuncusu oldu ve aynı zamanda sağ bekte de oynadığı maçlarda da üstün performanslar gösterdi. Cornelius fiziksel olarak son iki maç özelinde biraz düşüştü ama bu onun kalitesini hiçbir zaman düşürmüyor tabii ki. Dolayısıyla belki hoca dinlendirmek isteyecektir ve Canini tercihi de yani o da yine mükemmel bir tercih. Çünkü Canini de biliyorsunuz oyuna sonradan girdiği bölümlerde muazzam işlerin altına imza attı. Trabzonspor'un bu anlamda alternatif kadrosu olması hani giren oyuncunun çıkan oyuncu giren oyuncunun çıkan oyuncuyu aratmadığı aksine daha da üzerine koyarak büyük bir performans sergilediği maçları izliyoruz biz. Dolayısıyla Trabzonspor için hani bu sistem takımının içerisinde bu rotasyona ben büyük de katkı sağlayacağını düşünüyorum. Peki. Ulaş Özdemir çok çok teşekkürler yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Güzel bir gün diliyorum size. Size de kolay gelsin, İzgi, başarılar. Hemen bir Skype bağlantısı da Mehmet Emin Uluç'la gerçekleştirelim ve Fenerbahçe'yi kendisiyle konuşalım. Mehmet Emin Uluç, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, sen de hoş geldin bu saate. Saat değiştirerek benden kurtulacağını düşündüm ama gördüğün gibi yakaladım yine. Teşekkür ederim. 1-0 öndesin. Ama ben bunu dengelemeyebilirim Mehmet Emin Uluç. Hiç merak etme. Hayırlısı olsun bakalım. Hayırlısı C olsun. diyorum. C diyorum. İlk soruya C diyorum. Onu artık kabul. O işe artık biz bakmıyoruz. Onu diğer saatlerde yaparsan çok sevinirim. Peki başlayalım. Hemen Konyaspor maçını konuşarak başlayalım istersen. Zira ikincilik adına çok çok kritik bir mücadele. Az önce haberlerde de aktardık. İsmail Kartal oyuncularının performansından, gidişattan son derece memnun diye. Gerçekten böyle mi ve Konyaspor maçından neler bekliyoruz? Fenerbahçe Konyaspor maçından galibiyet bekliyor. Bunu net bir dille vurgulayalım. Kadıköy'de oynanacak ve yine çok ciddi bir taraftar desteği bekleniyor bu karşılaşmada. Trabzon karşılaşması hakikaten bir dönüm noktası oldu Fenerbahçe için. Taraftarıyla barıştı Fenerbahçe. Taraftarının gönlünü fethetti. 10 kişi kaldığı bir maçta geriye düşüp beraberliği yakalaması, kazanacak pozisyonlara ulaşması önemliydi. Keza Alanya maçı 2-0'dan 2-2'ye geldi. 2-2'den sonra takımın gösterdiği reaksiyon son derece kıymetliydi. Şunu belirtelim. Pereira 17 maç neticesinde 1.64 puan ortalaması yakalamıştı. Ayrıldığında 1.64'tü. İsmail Hoca ki göreve gelirken Carlos Alberto Pereira'dan sonra Fenerbahçe tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip hoca unvanına sahipti. An itibariyle de 9 maçta 2 puan ortalaması yakaladı. Fenerbahçe 5. sırada devraldığı Fenerbahçe şu anda 3.'lüğe taşımış durumda. Evet, bu süreçte Türkiye Kupası'ndan elendiler, Avrupa Kupası'ndan elendiler ama lig ikinciliği hedefi doğrultusunda çok ciddi adımlar attılar. Şu anda 5 puan fark var ve Konya maçı kazanıldığı takdirde bu umutlar daha da yüksek bir şekilde tazelenerek devam edecek. Takımın gösterdiği reaksiyon önemli. Bireysel olarak oyuncularda çok ciddi bir fark görüyoruz. Hem fiziksel gelişimleri hem de oyun motivasyonları anlamında ve takım bütünlüğü olarak da Fenerbahçe ciddi anlamda ileriye doğru bir değil hatta dev bir adım atmış durumda diyebiliriz. Sakatların iyileşmesi ve alınan sonuçlar takımı ileriye doğru taşıyor. Konya maçında da taraftarın desteğiyle galibiyet bekliyor Fenerbahçe. Açıkçası İsmail Hoca'nın çok da fazla dillendirmek istemediği ama içinde ukde olan bir durum var ki keşke diyor daha önce göreve gelseydim her şey çok daha farklı olabilir, daha iyi yerlerde olabilirdik düşüncesinde ve takım oynadıkça da bunun gerçekliğini görüyoruz. Peki Mehmet Emin, şimdi 74. dakikasından itibaren Alanyaspor maçının
neredeyse sadece Arda Güler'i konuşuyoruz. Arda Güler'in performansından, Arda Güler'in bundan sonra gelecekte neler yapabileceğinden bahsediyoruz. Peki Fenerbahçe adına İsmail Kartal'ın Arda'ya bakışında bir değişiklik var mı? Yani hala maçların belli bölümlerinden sonra mı oyuna atmayı planlıyor İsmail Kartal Arda'yı? Yoksa artık biraz daha ilk 11'de sorumluluk alırken, daha fazla dakika alırken görecek miyiz Arda'yı? Bakın tekrar altını çizerek söylüyorum. Arda son derece kıymetli. Türk futbolu için kıymetli. Sadece Fenerbahçe için değil. Hepimiz için son derece kıymetli. Futbol dünyası için kıymetli. Sadece iki farklı nokta var. Bir, krizler sizi bu noktalara taşıyor. Yani biz bunu en net örneğin aslında Trabzon'da gördük. Trabzon'da yaşanan krizler sonrası biz Yusuf Yazıcı'yı, Abdülkadir Ömür'ü, Uğurcan'ı ilk 11'de gördük. An itibariyle Fenerbahçe'de yaşanan da buna benzer bir durumdur. Arda'nın yeteneklerini tabii ki hocaları son derece net bir şekilde biliyorlar, yakından takip ediyorlar. Ama eğer elinizdeki oyuncular, dünya çapındaki oyuncular, Mesut Özil, Gustavo Sosa, Mert Hakan, İrfan Can gerçek performanslarında olsaydı, onları Fenerbahçe'ye taşıyan performanslarında olsaydı eğer, biz yine Arda'yı izlemeyecektik, izleyemeyecektik. Onları seyretmeye devam edecektik. Arda sırasını bekleyecekti. Şu anda da İsmail Hoca'nın Arda'ya bakış açısında bir değişiklik olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü Arda'nın zaten yeteneklerini, meziyetlerini sadece oyun olarak değil, karakter olarak da son derece oyuncuyu iyi bilen, tanıyan bir hocadan bahsediyoruz. Olayın tamamına vakıf bir teknik direktör profiliyle Arda'dan en doğru verimi, hem Fenerbahçe için hem Arda için en doğrusunu yapmaya çalışan bir hocadan bahsediyoruz. Yani Arda'yı doğru şekilde sağmaktan bahsediyor İsmail Hoca. Arda'yı koruyarak, Arda'yı doğru şekilde yönlendirerek kariyerinin başlangıcında herhangi bir sıkıntı yaşamasın. Yani sakatlık olarak, psikolojik olarak geriye gitmesin düşüncesiyle Arda'yı hep bir adım ileriye taşımanın derdinde bir teknik adam var. Evet, Arda daha fazla süre alacaktır. İlk 11 oynayacağı maçlarda vardır. Efendim yarın öbür gün frikiklerin başında da Arda'yı göreceğiz biz. Ama her şeyin vakti var, zamanı var. Doğru şekilde oyuncuyu kazanarak, güçlü adımlarla ileriye doğru yürümesini sağlayarak devam ettirecektir İsmail Kartal. Ki bu konuda da Fenerbahçe'nin elindeki en doğru hoca diyebiliriz. Yani Aykut Kocaman'la şampiyon olurken Fenerbahçe, Ersun Yanal'la şampiyon olurken Fenerbahçe ikinci adam görevini üstlenmişti İsmail Kartal ve biz Fenerbahçe'yi takip eden muhabir olarak şunun bilincindeydik. Bu sohbetleri de sık sık yapıyorduk. İkinci planda kalan oyuncular, yani ilk 11'in dışında kalan oyuncular göreve geldiklerinde çok ciddi katkı sağlıyorlardı kulübeden geldiklerinde. Bunun mimarı da İsmail Kartal'dı. Bugün Arda'dan da en yüksek verimi alacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hem Arda kazanmaya devam edecek, hem Fenerbahçe Arda'yla kazanmaya devam edecek, hem de Türk futbolu Arda'yı doğru şekilde kazanacak. Yani kaç dakika oynadı, ne zaman oyuna girdi, ilk 11 miydi, yedek miydi sorularına takılmıyorum. Ben Arda'nın neler kazandığına, Fenerbahçe'nin Arda'yla neler kazandığına odaklanmış durumdayım. Peki. Mehmet Emiroğlu, çok teşekkürler yorumların için. Güzel bir gün diliyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.